Bugün önemli bir gündem başlığımız vardı. Aslında yarın başlıyor G20 Liderler Zirvesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yola çıktı. Biz de sizlerle paylaştık hatta o anları. Şimdi G20 Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği üzerine konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Şuay Nilhan Açık Alan hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ayşenur Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun da bir diplomasi trafiği var. Onları da soracağım ama öncesinde G20 Liderler Zirvesi ile başlayalım istiyorum. Burada G20 Liderler Zirvesi'nde tek dünya, tek aile, tek gelecek ana tema olarak bu arada paylaşıldı. Bu ana temayı da ayrıyeten sormak istiyorum size buradaki vurguyu. Üç oturumda bir görüşme yapılması planlanıyor. Tabii zirveye katılan bazı devlet başkanlarıyla da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birebir temaslarda bulunması da yine öngörüler arasında. Hocam bu noktada sözü hemen size bırakayım, buyurun. Teşekkür ediyorum Ayşenur Hanım. Hemen G20 temasıyla başlayalım müsaadenizle. Buyurun. Bildiğiniz gibi her sene bir ülke ev sahipliği yapıyor G20'ye ve o ülkenin hem kültürel hem de felsefik köklerinden yola çıkarak belirli temalar belirleniyor. Sizin söylediğiniz tek dünya, tek gelecek, tek aile mottosu bu sene Hindistan tarafından Hint felsefesinden yola çıkarılarak benimsenmiş bir tema. Burada aslında temel bakış açısı tüm dünyada yaşayan insanlığın tek bir aile olduğu ve insanlığın dünya ile bir bütün olduğu gerçeğini vurgulamak. Ağırlıklı olarak tabii burada hem iklim hem de enerji konularını perspektif alarak böyle bir tema belirlendi. Bu temanın altında Hindistan 3 tane önemli Hindistan'ın bu sene ortaya koyacağı ajanda maddesi belirledi. Bunları da hızlıca söylemek isterim. Bir tanesi ve ilki geleceğin şehirlerinde ekonomik ve güçlü büyüme perspektifi. İkincisi Hindistan dünyanın en büyük üçüncü yenilenebilir enerji üreticisi olduğu için yenilenebilir enerjiyi dönüşüm sürecini yönetmek. Üçüncüsü de dünyada sağlık hizmetleri konusunda bir standart yakalamak adına da önemli bir üçüncü ajanda maddesi var Hindistan'ın. Elbette bu üç temel ajanda maddesi G20'nin temel maddeleri olmakla beraber bununla sınırlı değil ama bu sene ağırlıklı olarak biz Liderler Zirvesi bitene kadar iklim, sağlık, enerji, tarım gibi Hindistan'ın da dünyada önemli yere sahip olduğu konuları daha çok göreceğiz. Evet hocam, tabii siz temadan da bahsettiniz. Oldukça önemli bir nokta o da, tek dünya, tek aile, tek gelecek. Tabii burada konuşulacak başlıkları da ayrıca sormak istiyorum. Başlıklardan da bahsettiniz, onları da biraz açalım istiyorum. Zira son süreçte dünyanın gözü aslında öncelikli olarak tahıl koridoru ile birlikte gıda konusuna ve bununla birlikte ne yazık ki işte çok fazla yangınlar, sağanak yağışlar, sel felaketleri derken bir iklim krizi ve iklim değişikliği de bununla birlikte gündeme geldi. Tabii burada Türkiye-Rusya görüşmeleriyle birlikte tahıl belki de ana maddelerden bir tanesi oluyor. Bu noktada da sözü size bırakayım. Teşekkür ederim Ayşen Hanım. Evet, tüm dünyanın gözü Soçi görüşmesindeydi. Çünkü aslında Soçi görüşmesi özellikle Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çıktığını ifade ettiği geçen 1,5 aylık süre içerisinde biz gıda fiyatlarında %5,5'luk bir yükselme gördük. Şimdi savaştan önce de aslında Covid ile başlayan süreç ve savaşın hızlandırmasıyla beraber dünyada ciddi anlamda gıda fiyatları üzerinde bir yükseliş görüyoruz. Bu da elbette tabii ki özellikle az gelişmiş ülkelerde gıdaya erişim ve bu noktada da bunun ortaya çıkardığı orta ve uzun vadede sonuçlar var. Özellikle de bunların Afrika gibi bölgelerde çatışmaya dönüşme ihtimali oldukça yüksek. Şimdi böylesine bir dönemden geçerken iklim kriziyle de beraber aslında gıda güvenliği en önemli gündem maddelerinden bir tanesi oldu tüm dünya ülkelerinin. Çünkü iklim krizi hiç şüphesiz dünyadaki bütün ülkeleri eşit olmamakla birlikte oldukça etkileyecek bu bağlamda. Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de yaptığı görüşmenin gerçekten eğer Rusya yeni güncellenecek koşullarla anlaşmaya dönerse yakın zamanda en azından bu bağlamda gıda krizi konusunda hem fiyatların yükselmesine hem de bu bağlamda ortaya çıkabilecek yeni bir felaketi önlemek açısından oldukça kritik değil. Şüphesiz G20'de hem ikili liderler arasındaki görüşmelerde hem de çok taraflı görüşmelerde tahıl koridoru meselesi tekrar gündeme gelecektir. Çünkü son açıklamaları hatırlarsak hem Başkan Putin hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte gerçekleştirildiği burada özellikle
Rusya'nın isteklerinin nasıl bir orta platforma çekilebileceği, bu noktada hem BM hem Ukrayna hem de Batı tarafının bir hazırladığı paket olduğunu biliyoruz ama henüz detayları dünya bilmiyor. Belki bununla ilgili de farklı görüşmelerin gerçekleşeceği bir zirveye tanıklık edeceğiz. Hocam şimdi tabii başlıklardan birkaçını da açmış olduk. Dahıl koridoru bunlardan bir tanesi. Yine Rusya-Ukrayna savaşının da zirvenin gündeminde olması beklenen konular arasında bildiğimiz kadarıyla. O noktada neler söyleyebiliriz? Tabii aslında savaşın gölgesindeki ikinci G20 zirvesine tanıklık ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Endonezya'da gerçekten sıcağı sıcağına liderler özellikle savaşta ortaya çıkan, savaş sonrası ortaya çıkan enerji ve göç kriziyle ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bugün savaşın üstünden 1,5 yıl geçtikten sonra ikinci G20 liderler zirvesinde maalesef bu geçen sürede Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışında barışa giden yol için herhangi adım atan bir lider görmedik. Dolayısıyla G20'de elbette yine Rusya-Ukrayna savaşında barış konuşulacaktır liderler arasında ama bununla ilgili ne kadar somut bir adım görürüz büyük bir soru işareti. Dolayısıyla da savaşın gidişatından çok savaşın ortaya çıkardığı enerji kriziyle ilgili yoğunlaşılacağını düşünmek mümkün. Ama elbette Türkiye'nin barış diplomasisi de her alanda devam edecektir. Hocam peki burada bu gündemdeki maddelere ilişkin ortak bir karar alınması bekleniyor mu? Alınırsa hangi konularda ne gibi kararlar alınması öngörülüyor? Bu noktada ne söylersiniz? Ayşe Hanım aslında tabii G20 görüşmeleri ya da G20 zirveleri tematik olarak bu hazırlanan maddeler çerçevesindeki bunlar her yıl birbiriyle çeşitlendiğini söylemiştik. Bu noktada sonucunda yapılan liderler zirvesinin ardından yazılı açıklamalarda biz genel olarak burada bir pozitif eğilim yani buradaki konuşulan maddelerle ilgili bir pozitif eğilim görmek mümkün ama somut adım atma meselesi çok daha uzun vadeli. Dolayısıyla G20 zirvesi özellikle ağırlıklı olarak bu konuşulan maddelerle ilgili somut adım atmak yerine burada liderlerin ortak bir karar verme ve bir eğilim tutum sergilemesi konusunda kritik bir zirve. Dolayısıyla bununla ilgili de zaman zaman çoğu kamuoyunda şöyle bir eleştiri de görmek mümkün. Yani G20 liderler zirvesinde özellikle de o senenin temaları ile ilgili ne kadar somut sonuç çıkıyor. Bunların çünkü altında da alt teknik alanlar ve ilgili bakanlıkların bir yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar var Şerpa eşliğinde. Her alt alanın bu bağlamda yaptığı çalışmaları ancak senenin sonunda görmek mümkün. Bu liderler zirvesi bu belirlenen temalarda birlikte hareket etme ortak tavrını göstermesi açısından kritik. Peki hocam G20'ye ilişkin eklemek istedikleriniz varsa onları da son olarak sormuş olayım ve buradan şuna da geçelim istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve trafiğini aynı zamanda ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu takip edecek. Burada da 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek 78. BM Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Burada da tabii başlıklar olarak yine Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye-Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele gibi aslında dünyanın da gündemini yakından ilgilendiren pek çok başlık var. Bu başlıkları da gündemdeki başlıkları da sormak istiyorum. Özellikle burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ki son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında ayrı bir parantez açalım istiyorum. Ve yine mülteci sorunu, iklim değişikliği bunlar da ayrı bir parantezle değerlendirelim hocam buyurun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır BM zirvesinden yaptığı konuşmalar gerçekten böyle arşivlendiği zaman belki hiçbir ülkenin liderinin bu kadar kapsamlı ve kapsayıcı konuşmalar yapmadığını görebiliriz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız en yakın zamanda geçtiğimiz yıl Eylül ayında gerçekleştirilen zirvede önemli başlıklara değinmişti. Siz bunlardan birkaçını dile getirdiniz. Hiç şüphesiz bunlardan en önemlileri iklim krizi meselesi, daha sonra KKTC'nin tanınması çağrısı, Filistin sorunu vardı. Bu noktada Ukrayna-Rusya savaşı hatırlatılarak burada bir barış çağrısı vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Kısaca Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk dış politikasının eğildiği o 360 derecelik tüm perspektifi kendisinin konuşmasının satır aralarında biz görme şansı yakalamıştık. Şimdi bu sene yapacağı konuşmada da elbette yine tahıl koridoru anlaşması, burada gıda krizi, gıda güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele gibi küresel konuları görmekle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle de bölgesel meselelerin de altını çizmesi beklenebilir. Bunlardan en önemlisi de
sizin dile getirdiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlar. Şimdi burası çok önemli çünkü BM burada önemli bir rol oynuyor. Bu noktada BM'nin, BM Barış Gücü'nün buradaki varlığı ve Türkiye'nin savunduğu biliyorsunuz iki devletli çözüm yaklaşımı var. Şimdi yeniden Türkiye burada elbette KKTC'nin tanınması çağrısını yapacaktır ki biz Soçi görüşmelerinde geçtiğimiz hafta önemli de bir madde Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden duyduk. Rusya'nın KKTC'de ofis açması meselesi. Tabii 17 Eylül'e kadar bununla ilgili ne kadar somut bir gelişme olur hep beraber göreceğiz. Ama bunun da bir kere daha BM'den, kürsüden Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ben hatırlatılacağını düşünüyorum. Yine bu noktada göç meselesi muhakkak her sene Sayın Cumhurbaşkanımız üstünde duruyor. Çünkü bu sadece Türkiye'nin ya da bölgenin değil, aynı zamanda tüm insanlığın ortak paydada birleşerek çözmesi gereken bir sorun. Şu anda dünyada yerinden edilmiş insanların sayısı gerçekten ciddi anlamda milyonları geçmiş ve çok hızlı bir sayıda artıyor. Şimdi bu perspektiflerin hepsinden Türkiye'ye asıl verilen mesaj şu ve bence çok önemli ki her konuşmanın sonunda ve başında da Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir sözü var biliyorsunuz. Dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya ve daha adil bir uluslararası sistemin kurulması gerekiyor mesajı. Yani bu konuşmanın bu seneki içeriğinde de muhakkak ki bu sisteme yönelik, yaklaşıma yönelik mesaj da Sayın Cumhurbaşkanımızdan yine duyacağız. Ama Türkiye'nin hem küresel hem de bölgesel sorunların çözümünde kilit bir ülke haline gelmesi, bu noktada da hem sahada hem de masada güçlü bir Türkiye gördüğümüzü de söylemek lazım. Bu BM'de de Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının içerisinde de bu çerçevede muhakkak şekillenecektir. Ama elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşma yapacağı güne kadar dünya gündemi de durmuyor. Çok hızlı değişiyor her şey. Evet, hocam. Tüm güncel konuları, bölgesel ve küresel tüm konuları kapsayıcı bir konuşma yapması bekleniyor. Hocam son vurgunuz oldukça önemli. Dünya için hakikaten oldukça hareketli bir süreçten geçiyoruz. Uzun zamandır aslında bu böyle. Çok fazla gündem maddesi ve tüm dünyayı ilgilendiren çok fazla problem var bu noktada. Bu arada Kıbrıs konusuna siz de değindiniz. Burada Rusya'nın ofis açma kararı önemliydi. Bu BM'de ne şekilde yankı bulur? Bir de hali hazırda yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde BM ile bir yol gerilimi vardı. Bu ne şekilde gündeme gelir ya da gelir mi? Bunu da ayrıca sormuş olayım. Muhakkak ki Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulleri esnasında BM Genel Sekreteri ile yapacağı görüşmede de bu gündeme gelecektir. Şimdi tabii biraz önce söylediğim mesele asıl buydu. Burada BM Barış Gücü'nün biz uzun yıllardır barışa katkı sağladığını somut bir şekilde görmedik. Şu anda biliyorsunuz ki adada zaten baktığınız zaman bir barış hali değil, ateşkes durumu var resmi olarak. Dolayısıyla da burada BM Barış Gücü'nün bu noktadan sonra varlığının ne kadar bu adanın kaderiyle ilgili etkili olduğu konusunda bir tartışma meselesi var ki Türkiye ile KKTC'nin yürüttüğü iki devletli çözüm politikasının arka planında da önemli bir vurgu var. Adada iki devletli çözüm dışında Türkiye ve KKTC herhangi bir çözümün uzun vadede sonuç vereceğini düşünmüyor ve bu noktada da BM'nin de aslında barış gücünün sadece barış gücü olmaktan çok zaman zaman maalesef hem Rum yönetiminin hem de Yunanistan'ın bazı manipülasyonlarının etkisi altında kaldığını söylememiz lazım. Şimdi dolayısıyla bu BM ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu muhakkak gündeme gelecektir. Ama bunun ötesinde de şunu söylemek lazım. KKTC'nin tanınmaya başlanması ve bununla ilgili yapılan çağrılar her şeyden çok daha önemli. Çünkü bir şekilde ofis açılması ya da işte biliyorsunuz Sayın Aliyev'in bugün bir açıklaması oldu uçuş noktasında. Bununla ilgili atılabilecek her adım bundan sonra KKTC'nin tanınması yolunda giden çok kritik adımlar olacak. Bunlar da gerçekten hem Türkiye hem bölge hem de dünya için önemli gelişmeler. Hocam yine bu noktada bir sorum daha olacak. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili aslında Yunanistan'da yine Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Burada iki ülke ilişkileri arasında olumlu mesajlar verilmişti. Olumlu bir süreç beklendiği yönünde. Ve bu konuyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl etkisi olur bu ilişkilerin sorusu da gündeme geldi. Yine bunu da burada sormuş olayım. Ayşenur Hanım önemli bir görüşmeydi iki dışişleri bakanın. Çünkü Türkiye ve Yunanistan arasında biliyorsunuz biz bu sene bir arayla iki ülkede de seçim gözlemledik. Liderler seviyesinde
çok pozitif mesajlar vardı. Liderler seviyesinin hem bakanlar düzeyine hem de bundan sonra atılacak somut adımlara taşınmasını aslında belirtmesi açısından bu görüşme çok kritikti. Hatta orada şöyle de bir vurgu vardı. Bundan sonra Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden güven inşa edici görüşmelerin başlaması ve bu süreçte ortak sorunların daha ne kadar mantık yoluyla ve ortak diyalog yoluyla çözülebileceğine dair adımların atılacağı ifade edildi. Şimdi burada tabii ki Yunanistan'la bizim temel sorun alanlarımız var tarihten bugüne getirdiğimiz. Adalar Yunanistan'da yaşayan biliyorsunuz Türk kökenli soydaşlarımız, yine Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz meselesi. Şimdi gündem yoğun, Kıbrıs bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Henüz öngörmemekle beraber Kıbrıs'ta oluşacak yeni bu pozitif ilişki çerçevesinin hiç şüphesiz adaya da yansıması beklenebilir. Ama burada da şunu hatırlatmak lazım. Rum yönetimi Yunanistan'la aynı çerçevede bir tavır mı sergileyecek? Bu çok kritik. Bunu da gelecek günlerde göreceğiz. Ama en azından Türkiye-Yunanistan arasında böylesine pozitif bir hava uzun süredir biz görmemiştik belki son birkaç yıldır. Bunun başlamış olması belki bir günden bir güne değişim değil ama uzun vadede ada da dahil olmak üzere birçok sorun alanı ile ilgili yeni bir perspektif Peki hocam, oldukça önemli bir konuydu özellikle bizler için. Son olarak sizin eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım, sonrasında veda ederiz. Buyurun. katabilir. Son olarak şunu söylemek lazım. Eylül ayı her zaman uluslararası ilişkiler açısından hızlı geçen aylardan bir tanesi oluyor. Hiç şüphesiz Türkiye için de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünden sonra G20 zirvesi ve sonrasında da Birleşmiş Milletler'de yapacağı ikili ve çoklu görüşmeler oldukça kritik. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeler var. Çünkü dünyada şu anda lider diplomasisiyle birçok sorunun çözümünde tek rol oynayabilen lider kendisi. Peki hocam, oldukça önemli bir vurguyla noktalamış olalım o zaman. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve onun ardından ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da katılacak dedik. Bunun görüşmelerin gündemini konuştuk. Kıymetli hocamızla birlikte haberlerle devam edeceğiz.